Herkese iyi akşamlar. Sonuca baktığımız zaman kolay bir galibiyet gibi gözüküyor. Fakat bugünkü maçı kolaylaştıran oyuncularımın performansıydı. Çünkü maça çok iyi başladılar. Çok hızlı, tempolu, güçlü bir başlangıç yaptılar. Rakibin savunma hattına çok fazla problem yarattık. Rakibin görmüş olduğu kırmızı kart sonrası maç bizim için daha da kolaylaştı. Güzel bir galibiyet oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kariyerimde daha kolay maçlarım olmuştu. 7 maç kolay geçmiş gibi gözükse de iki sebepten dolayı kolay geçti. Çünkü oyuncuların maça çok iyi bir başlangıç yaptı ve rakibin görmüş olduğu kırmızı kart maçı kolaylaştırdı. Alioski ve João Pedro'nun durumuna gelecek olursak, João Pedro ilk günlerde bir sakatlık yaşadı ve bu sakatlıktan yavaş yavaş iyileşiyor. Onun fiziksel olarak iyi duruma gelmesini bekliyoruz. Alioski de geleli henüz 2 hafta oldu. Bizim yapmış olduğumuz sezon öncesi hazırlık döneminin tamamında yoktu. Daha uzun süredir burada olan oyuncular bizim çalışmalarımızda yer aldı. Muhakkak ki Alioski'nin de oynayacağı zaman gelecektir. 3 günde bir maç yapıyoruz. Hem Türkiye Ligi'nde hem Avrupa Ligi'nde. Dolayısıyla her maça aynı 11 ile çıkmıyoruz. Fenerbahçe 11 kişilik bir takım kurmuyor. Son maçlarda da görmüş olduğunuz gibi oynadığımız son Avrupa Ligi maçında ki ilk 11'imize kıyaslarsak bugün çok fazla değişiklik yapmak durumunda kaldık. 3 günde bir maç oynayan takımların bunu yapması gerekiyor. Onun da zamanı gelecektir muhakkak. Sağ bek almayı düşünmüyoruz. O pozisyonda Samuel dışında Burak var, Ferdi var. Fenerbahçe'nin o pozisyonda bir oyuncu ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Valencia ve King maç maç hem teknik anlamda hem fiziksel anlamda üzerine koyarak devam ediyorlar. İkisi de hızlı oyuncular. Taraftarlar bazen bazı şeylerin çok hızlı olmasını isterler. Ama futbolda bu zor, bu mümkün değil. Bu takım henüz 2 aydır birlikte çalışıyor. Pek çok aramıza yeni katılan oyuncu var. Joshua King aramıza biraz geç katıldı. Oyuncular da aslında maç oynadıkça birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Ama sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bugün güzel bir performans sergilediler. Bildiğiniz gibi çift forvet sistemiyle oynuyoruz. Bu sistemde oynadığımız zaman ben normalde kadromda 4-5 tane forvet santrafor olmasını isterim. Son 20 dakikada sağdaki dizilişimizi değiştirdik. 3-4-3 sistemine döndük. Ben tek sistemle oynamayı seven bir antrenör değilim. Geldiğimiz zaman geleli çok uzun süre olmadığı için de farklı sistemleri çalışacak vaktimiz olmadı. Yaklaşık 2 aydır birlikte çalışıyoruz ve bu sürede çoğunlukla 4-4-2 sistemini çalıştık. Bugünkü maçta skorun da vermiş olduğu rahatlıkla aslında farklı bir sistemi sahada test edebileceğimizi, çalışabileceğimizi düşündüm. Çünkü belirtmiş olduğum gibi ben her zaman takımlarımın birden fazla sistemde oynamaya alışmasını isterim. Bugün üçlü savunmaya döndüğümüzde geride Luan, Atilla ve Gustavo ile oynadık. Çok sıkışık bir fikstürde olduğumuz için farklı sistemleri çalışacak vaktimiz olmuyor. Aslında antrenman yapacak vaktimiz bile olmuyor. Çünkü baktığınız zaman bugün bir maç oynadık. Yarını toparlanma günü olarak geçireceğiz. Toparlanma antrenmanı yapacağız. Diğer gün seyahatimiz var. Perşembe bir başka maçımız var. Dolayısıyla çok fazla antrenman yapıp farklı sistemleri çalışacak vaktimiz olmadığı için bugün maçın skorunu da vermiş olduğu rahatlıkla farklı bir sistemi sahada uygulamak, denemek istedik. Ronaldo konusunda evet Ronaldo ile arkadaşız ama onun kariyeriyle ilgili farklı hırsları, farklı fikirleri var. O kendisini şu anda Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında görülen liglerde oynamak isteyeceğini düşünmüyorum kendisinin. Nereye gideceğini bilmiyorum ama Fener'e kesinlikle gelmeyecek diyebilirim. Ama bu benim istemediğim için değil, kendisi istemeyeceği için. Teşekkürler, iyi akşamlar. Teşekkür ederim.